Bu videoda minimum etkin ölçek kavramı üzerinden giderek bunun piyasa yoğunluğunu nasıl etkilediğini öğreneceğiz. Bu kavramlar size şu anda yabancı geliyorsa da sakın endişelenmeyin. Çünkü işe ikisinin de ne anlama geldiğini öğrenerek başlayacağız. Minimum etkin ölçekle başlayalım mı? Bunu ölçek ekonomisi elde etmeyi bıraktığımız en küçük ölçek olarak görebilirsiniz. Başka bir deyişle uzun vadeli ortalama toplam maliyet eğrisindeki azalmanın ya da aşağı yönlü hareketin durduğu minimum ölçektir de diyebiliriz. Buradaki örnekte tost kamyonlarından bahsediyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? 80 adet tostta henüz minimum etkin ölçekte değiliz. Neden diyecek olursanız miktarı arttırdıkça uzun vadeli ortalama toplam maliyet eğrisindeki aşağı yönlü hareketin devam ettiğini görebiliriz. Ölçek ekonomisi, uzun vadeli ortalama toplam maliyet eğrisindeki aşağı yönlü hareketin durduğu nokta olan 200 tosta kadar devam ediyor. O halde bu örnek için minimum etkin ölçeğin 200 olduğunu söyleyebiliriz. Ders kitaplarında bunun İngilizce karşılığının kısaltması olan mesle gösterildiğini görebilirsiniz. Bu bir işletmenin rekabeti sürdürülebilmesi için başka bir deyişle piyasada etkin olmaya devam edebilmesi için gerekli minimum ölçektir. Bu işte olan biri diğer işletmelerden önce günde 200 tost ölçeğine ulaştığında ne olur? Diğer işletmelerin henüz günde 100 tost ölçeğinde çalıştıklarını düşünelim. Piyasadaki rekabet artıp da bir tostun fiyatı örneğin 55 kuruşa düşerse Minimum etkin ölçekte çalışan işletme piyasada kalıp para kazanmaya devam edebilir. Ama bu ölçeğe henüz ulaşmamış işletmeler piyasada kendilerine yer bulamayacaklardır. Bu noktada düzgün işleyen çoğu piyasanın oldukça rekabetçi olduğunu da eklemek istiyorum. Bu yüzden ekonomistler de minimum etkin ölçeğin ne olduğunu ve bunun piyasanın boyutuyla nasıl kıyaslanabileceğini düşünmek isterler piyasa boyutu derken öncelikle piyasayı nasıl tanımladığımızla başlayalım. Tost kamyonlarına konu alan örnekteki piyasa şehirdeki tost piyasası. Piyasanın tanımını değiştirebiliriz. Örneğin şehirdeki gıda kamyonları piyasasından da bahsediyor olabiliriz. Ama bunun şimdilik şehrimizdeki tost piyasası olduğunu düşünelim. Ve günde 10 bin tostluk bir piyasa olsun. Bu örnekte minimum etkin ölçeğimiz 200 olduğunda bu değerin piyasa boyutuna göre oldukça küçük olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu da piyasada yer alan diğer işletmelerde minimum etkin ölçeklerinde faaliyetlerine devam ediyorlarsa, yani tost başına maliyetleri 50 kuruşsa rekabet etmemiz gereken bir sürü işletme olacağı anlamına gelir. O halde minimum etkin ölçek piyasa boyutuna göre küçük olduğunda bunun bölünmüş bir piyasa olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Not ediyorum. Bölünmüş piyasa. Bu dairenin 10.000 tostu temsil ettiğini düşünecek olursak her biri minimum etkin ölçeğinde faaliyetlerine devam eden rekabetçilerimiz olduğunda bu ölçeğin üzerinde çalışmamızın herhangi bir faydası olmayacaktır. Nedenini şöyle açıklayayım. Bu miktarın üzerinde üretim yapmaya başladığımızda olumsuz ya da negatif ölçek ekonomisine giriş yapmış olup, bizimle rekabet içerisinde olan 50 farklı işletme olduğunu da düşünelim. Bu daireyi 50 parçaya parçalamak gibi bir işe şimdi girişmeyeceğim. Ama bunların her birinin işletmelerin piyasa payları olduğunu düşünelim. Bu birinin, bu bir değerinin olsun. Piyasa'yı 50 parçaya ayırdığımızda da adından da anlaşılacağı gibi bölünmüş bir piyasa elde ederiz. Şimdi bir de minimum etkin ölçeğin 10.000'e 10 çok yakın bir değer olduğunu düşünelim. Piyasa boyutu 10.000 tost yerine 400 tost olsun. Evet, günde 400 tost. Bu noktada bir kere piyasa çok daha küçük bir piyasadır diyebiliriz. Öyle değil mi? Böylesine bir piyasada işletmelerden biri minimum etkin ölçeğine ulaşabilirse piyasadan daha büyük bir pay alabilirler. Hatta bizim örneğimizde de bu piyasanın yarısıdır. Bu piyasa minimum etkin ölçeğine ulaşmış iki işletmeyi barındırabilir ve buna göre çok daha yoğun bir piyasadır. Minimum etkin ölçeğin piyasa boyutunda ya da piyasa boyutundan büyük olduğu gerçek örneklerden bahsedebiliriz. Piyasa boyutu 400 olmasın. Evet. Piyasanın günde 195 tostan oluşan bir piyasa olduğunu düşünelim. Bu durumda günde 195 tosta daha çabuk ulaşabilen işletme çok daha etkin olacaktır. Henüz minimum etkin ölçeğine ulaşmadan bile bu değere en yakın olan işletmenin uzun vadeli ortalama toplam maliyeti en düşük olacağından bu işletmeyle rekabet edebilmek çok ama çok zor olacaktır. Ne de olsa bu durumda piyasanın hemen hemen hepsine hakim olan işletme bu işletme olacaktır. Diğer işletmelerin hiçbiri bu ölçüye ulaşamayacağından bu miktarlarla çalışmak zorunda olacaklar. Bu miktarlar uzun vadeli ortalama toplam maliyet yerisinde bu kısımda olacaklar. Ve kendilerini ister istemez piyasanın dışında bulacaklar. Bu yüzden de böylesine bir senaryoda tek bir tost işletmesi olacağını söylemek de mümkündür. Piyasada tek bir işletme olduğunda piyasa dinamikleri bunun sadece o işletme için etkin olmasına yardımcı olacağından, bu durumdan zaman zaman doğal teker olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Doğal tekerlerin doğmasını sağlayan başka piyasa dinamikleri de var. Ölçek ekonomisi piyasa boyutuna varana dek sürdürülebildiğinde bu piyasaya ilk giren en etkin işletme olacaktır.